Evet, Soğuk Savaş'ın yeni sezonuna hoş geldiniz. Şu anda yani tanıtmaya üşeneceğim. Yani. Kalabalıkta bir ekip var. İnanılmaz bir ekip var. Hoş geldiniz. Sağlam bir ekip olarak geldik. Sağlam bir ekip olarak Soğuk geldiniz. Soğuk Savaş. İnşallah. Kuralları biliyoruz. Biliyoruz. Sıcak Savaş'a dönmemesi için. Evet. Elimizden geleni yapacağız. Biz de 3 senedir ona uğraşıyoruz. Güzel. Bir hazırlık süreci olmuş. Arabada 3 haftadır düşünüyorum dedim mesela. 3 haftadır çok ezmeyelim. Ben hani özellikle abarttım böyle şey olsun. Ya şöyle arabada giderken bile düşünüyordum gerçekten. İşte arkadaşlarım da var. Beraber Sapanca'ya gittik. O sırada işte hiç beklemedikleri anda patlatıyorum espriye. Aradan bir salıyorum espriyi. Bir sessizlik oluyor. Bak demek ki bu çalışmıyormuş bu espri falan filan. Çok zor işiniz abi. Osuruk gibi aynen. Bakıyorsun. Osuruk şakasıyla başladı böyle. Güzel. Başka bir hazırlık süreci falan geçiren oldu mu? Yoksa öyle geldim ben bugün yani falan. Yani ben 9 yıl önce Vine çekiyordum. Zaten çok hazırım. 6 saniye. Süper esprileriyle tanıdığımız adam. İyi süper o zaman. Bizde bir hazırlık falan bir 15 şey. Dakika bir tuvalete girdim. Ben tuvalete bir duş aldım. Evet abi. Dedim tamam. Doğdu güneş. Evet. Hadi o zaman bakalım. Eksiğimiz kalmamış. Berk'in çok güzel sesiyle alalım şimdi. Hani gülersen kaybedersin. Ha. Güzel söylüyorsun. Evet. Ne diyordun lan? Gülersen kaybedersin. Abi tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Bizde konuklar başlıyor genelde. Öyle mi? İlk tamam. Soru. Hazırsan alabilirim. Sen ne hazırsan o da sana hazırdır demişler. Kim demiş? Demiş bir abimiz, sevdiğimiz bir abimiz. Gülecek gibi duruyorsun. Söyleme. Ben çok hyperlı duruyorum gerçekten. Öyle mi? Gülüyor musun? Gülmem ama kesin. Buna güleceksin. Kesin. Öyle mi? Tamam. İnşallah. Zaten bir gülmezsem dayak yiyecekmiş gibi var, hissettim. Var öyle bir vay var. İkinde gülmezsin, ikinci de bir kesin güleceksin. Ya da güldürürüm diyorsun. Evet. Tamam. Tefeciye borcunu ödemediği için ayağından vurulan adam kalan parayı ne yapmış? Ne yapmış? Ne yapmış? Ne yapmış? Şu an ben dayak yememek için güleceğim zaten. Seke seke ödemek zorunda kalmış. Aynı şey benim başıma gelmesin diye ben şaka yapmadan gidiyorum. Gözünün içine bakma. Merhabalar hocam. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Size kabı değişti bunlar. Pardon, oturamadım. İyisiniz inşallah. Şükür hamdolsun. Siz nasılsınız? Süper ya. Süper. Buraları kesiyorlar maalesef. Tarihle aramız iyi mi? Yani. Eh mi? Eh. Çok zaten zorlayacak bir soru değil. Peki. Cengiz Han sevdiklerine nasıl seslenirmiş? Nasıl seslenirmiş? Cengiz seni Han yapsın mı? Çok fazla gerek duyulmadı. İnşallah bilmiyordur. Erşan Kuneri. Tamam. Tanırsın. Tabii. Bilirsin. Kendinden ateş isteyen kıza ne demiştir? Ne demiştir? Sana çakmak mı lazım? Ben kişisel algıdan mı? Geliyor efendim 50 evet. Puan değerinde. Pehlivanların en... Yok. Ben böyle şey... Korkma. Pehlivanların en sevdiği şarkı hangisidir? Ben de güldüm ama. Hangisidir? Güreş yerinde her şey yolunda. Ben de güldüm. Güldüm. Ya ben bu tarz sorularım ama ben çıkıyorum. Cringe mi istersin, rezil mi? Farkı ne? Biri cringe, biri rezil. Tamam, başlıyorum tamam. Rastgele. Tamamdır. Türkiye'de dolar 1 TL olsa ne olurdu? Çok güzel olurdu. Ne olurdu? Onun dışında bir şey daha olurdu. Nedir abi? Berk'in sevgilisi. Ama bunlara hep şöyle... gülüyordunuz bak. İlk soru dedim kesin gülünsün. Şimdi gelirken konuştuk çok dertli. Ondan yoksa kesin gülerim. Abi öyle bir durum varsa ben benim hiç haberim yok. Sonra şey yaparız. Tamam, sonra şey yaparız. Buralar kesilecekse ben şimdiden... Direkt burası kalacak ha. Bir intihar bombacısının en büyük korkusu nedir? Nedir? Yalnız ölmek. Benim Kaçış diye bir serim var haberin. Evet. Alper Ren de YouTube yerine müstehcen videolar paylaşan bir platformda içerik üretseydi videoların adı ne olurdu? Çakış 1, Çakış 2, Çakış Dominik Özel, 100 kişilik Dominik Çakış. Dominik Özel olması çok önemli. Okey, benden saçış. Hızlı bir giriş yapalım diyorsan öyle yapalım. Evet öyle yapalım. Öyle yapalım değil mi? Bu kanalda hiç hızlı bir giriş yapılmadı. Gerçekten. Güzel o zaman ilk ve tamam. Tek olacak. Ama sıra bende, o yüzden gene hızlı olmayacak. Tamam. Önce dinleyeceğim. Evet efendim. Turuncu sakallı birinin başrolünü paylaştığı
insanlar bitti sanmasına rağmen sürekli geri dönen ama her geçen sezon komikliğini yitiren yapımın adı nedir? Çok çabuk bozdu. Kariyerim. Doğru cevap Soğuk Savaş olacak. Çok selam. Berk'in de turuncu sakalı var. Kesinlikle. Yapıyorum. Vay geliyor. Şu hareketle mi peki? Yani. Bir şey yaptım abi. Tamam. Heyecanlandım. Arabayı sürekli stop ettirdiği için bir türlü ehliyet sınavını geçemeyen adamın rahatsızlığı nedir? Nedir? Erken boşa alma. Tam söylerken canlandı. Canlandığı için de daha pişman oldum. Keyfini kaçırdı mı? Biraz kaçırdıysa... Biraz kaçırdı. Güldüm sayılır mı? Yapıyor mu? Ben basıyorum o sırada. Gülmediysen kalkıyorum. Ben de kalkıyorum o zaman. Ne demek ya Allah? Belli dönemlerde evlerimizde görülen, zehirli olmasa bile görüntüsü rahatsız eden canlı türü nedir efendim? Nedir? Akraba. Keyifli bir Facebook şakası. Önemli bir konuyu. Sürekli yarıda bırakmak ya da tamamlayamama hastalığına ne denir? Ne denir? Derken boşalma. Çok yaşıyorum bunu. Sağır jinekologlar hastalarını nasıl muayene ederler? Kimler? Sağır jinekologlar. Nasıl? Dudak okuyarak. Çok yavaş yavaş açılıyor bak arkası. Yusuf Ziya Ortaç manisini beğenmediği Orhan Seyfi Orhan'a ne demiş? Ne demiş abi? Money is money lan. Çok iyi demiş abi. Utandım. Abi. Ben cahil oldum hiç aslında fark etmedim. Slip Mayo ve Doğu Perinçek'in ortak özelliği nedir? Siyasi bir noktası var. Bilemedim. Nedir? Çekildikleri yöne gitmeleri. Bir noktası yokmuş ya. Johnny Sins yapmış mıydık? İnşallah yapmamışsındır abi. Başka bir tane de olabilir yani. O zaman. Yo yo olur abi, olur. Johnny abimizi tanırsın. Maalesef. Johnny Sins'in küçükken oynamayı en sevdiği oyun nedir? Nedir? Saplambaç. Uzun atlama da buradan sevgiler. İnsanların devamlı siyah giyinen biri tarafından belirli bir alanda yemek yiyebilmeleri için amansız bir mücadeleye sokulduğu ve bir bir elendiği yerin adı nedir? Nedir? Kuzey Kore. Evet. Yok. Akıllara başka bir şey geliyor. Zayıf, evet. Zayıf. Zayıf mı? Bence evet. Çok iyi şaka ya. Gülmedim. Çok ısrar etmeyeceğim ben de, evet. Kraliçe Elizabeth'in son kombini eleştirmenler tarafından nasıl yorumlanmıştır? Nasıl? Can alıcı. Kuzey Kore de öyle. Terim belgeselindeki tüm eksikliklere rağmen beğenenlerin yaptığı yorum nedir? Nedir? Buna da şükür. Post 42 ekibinin asker olduğu bir evrende sloganları ne olurdu? Ne olurdu? Koğuş savaş. Ölersen kaybedersin. Şivemiz de var. Ölersen. Ölersen. Ha. Görevi içine bir şeyler almak olan. Ancak bu sırada çıkardığı yüksek sesten dolayı bütün komşuları rahatsız eden şey nedir? Nedir? Elektrik süpürgesi. Ne düşündün ki? Ne geçti aklına? Doğru aslında. Ne olabilirdi başka? Doğru, aklıma başka bir şey gelmedi. Yani, işte bu kadar. Sadece Akasya'da yetişen bir uyuşturucuyu baz alan dizinin adı nedir?
Nedir? Akasya Draga. Bu gülebileceğim bir şaka. Evet abi, müzikle aran nasıl? Biliyorum, bateri çaldığın aynen, için iyi. Bateri çalıyorum, onun için iyidir yani. Güzel. O baterist. Biliyorum, biliyorum. Kurt Cobain ile İbrahim Tatlıses'in farkı nedir? Nedir? Müzik türleri. Gerçekten korktum. Ha. Niye? Başıma bir şey gelecek diye. Gelmez. Rahat ol. Karadeniz fıkrası ne zaman kötü olur? Ne zaman kötü olur? Temelsiz olduğu zaman. Kalitesiz bir mizahla. DJ. Ulan ben yapacaktım ya. Hala gülmüyorum. Şeyi izler miyiz? Ne, dizinin adını unuttum. Neyse. Tyrion Lannister'ı biliriz. Biliriz abi. Tyrion Lannister duvara savunma yapmaya giderken bir barda durmuş. İçeri girmiş ve ne demiş? Ne demiş? Çayla. Hiç beklemiyordum. Sadece temel ihtiyaçların karşılanabildiği, herkesin iki gruba ayrıldığı hayatta kalma mücadelesinin ismi nedir? Ya bir şey geldi aklıma, söylemeyeyim şimdi, yayınlayamayız. Yayınlar mıyız? Burada rütük yok. Ben de söyleyeceğim, bakalım yayınlayabileceğiz mi? Dinliyorum abi. Türkiye simülasyonu. Eğer bu yayınlandıysa içten özür dileklerimizle. Simülasyonu dedim ama yani. Evet. Oyunu var çünkü onun. Yoksa kurtar. Gerçekle bir alakası yok. Şakayı yakmak için. Biraz cinsel içerikli sorabilir miyiz? Tabii ki sorabiliriz. Yok yok, sormayayım. Boş ver, vazgeçtim. Niye, bana bakınca mı vazgeçtin ya? Ben dinlerim, hoşuma gider ya. Gülmez, bir şaka var ama gülmez. Şöyle bir baktı. Yok ya, sormayayım. Bilmez bu. Sormayayım. Estağfurullah. Abi bireysellikten çok grubun genel menfaatinin benimsendiği, birlik beraberliğe gerçekten en çok ihtiyaç duyulan yer neresidir? Neresidir? Swinger Partisi. Hazırsan geliyor. Buraları sayıyor muyuz ya? Bunları sayarım. Tamam, puanı aldık diyelim. Ben böyle bir şey canlandırmak istemiyorum. Ama yapacak bir şey yok, neyse. Keşke sen de aynı cümleyi kursaydın. Kötü bir büyücü tarafından lanetlenen ve bu laneti kaldırmak için Mordor Dağı'na doğru yola çıkıp 6 sene boyunca bir türlü hedefe ulaşamayan bir grup insanın hikayesini anlatan dizinin adı nedir? Nedir? Ali Koç ve Hedef Santrafor Transferi. Abi ben Fenerbahçe. Golü neden kanatlardan götürmediler? Antepli bir vampir. Şimdiden gidiyorum ben. Katıldığı bir davette çatal bıçak kullanılmadığını görünce ne demiş? Ne demiş? Emerik. Patlayacaktım ama son anda. Yeşil bir zeminde en az 90 dakika süren ve bir tarafın mutlu diğer tarafın da mutsuz ayrıldığı organizasyon nedir? Nedir abi? Kır düğünü. Hani futbol. Evet. Şimdi bana Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi teknik adamı kim diye sorsan ne derim? Ne dersin? Fatih derim. O derimden var ya, bir şey çıkacağı çok belliydi. Böyle bir... Ben yine çok utandım. Hoşçakalın. Bekar bir insanın diyetisyene gitmeden düzenli kilo vermesine ne denir? Ne denir? Tek adam rejimi. Ana dili Lazca olan. Evet. Rütbesiz askere ne denir? Lazer. Tebrik ederim baba. Hocam biz senelerdir yapıyoruz bu işi. Furkan Kızılay'ın sürekli seyrettiği ve asla kapatamadığı YouTube videosu hangisidir? Hangisidir? Haluk bir saat boyunca baba 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 diyor.
Sürekli her şeyi biliyormuş gibi konuşan ama hiçbir şey bilmeyen kişiye ne denir? Ne denir? Bu soru için böyle konuşmama bile gerek yok. Bana baksan çözersin. Bunun için mi? Bu hazırlık bunun için miydi? Evet abi, ben ekipman toplayıp geldim ya. Başından beri soracaktım. Soğuk Savaş'ın bu bölümünün kaybedeni yine biz olduk. Kutluyoruz. Tebrikler. Teşekkür ederiz. Rakibimize. Kolay oldu. Hislerinizi alalım. Yani zayıf buldum sizi. Daha güçlü rakip. Bu ilk defa bir de böyle. İkiz birimiz zayıf oldu. Çok teşekkür ederim. Evet. Keşke herkes böyle. Benim için yazılan gayet esprileri beğendim. Çok oradan bir şey yakaladım. Daha 250 tane baba şakası vardı. Bizim kazanan takımlardan bir ricamız oluyor. Üçten evet. Geriye sayıyoruz ve bir kazanma hareketi rica ediyoruz ama hazırlanma fırsatı sunmuyoruz. 3, 2, 1. Bravo! Harika. Bravo, alkışlar. Benim yaptığım tek şey mimiklerini hissedebilirim. O zaman üçten geriye sayarak da sizden bir kaybetme, bir hüsran, bir dibe vurma hareketi sizden bekliyoruz. 3, 2 ve 1. Niye bir tek ben yapayım? Oğlum bir tek o kaybetmiş gibi. Evet, yani. Sanki bir tek o mu kaybetti? Aynı espri aklıma geldi, yapmazsınız diye yapmam. Yapman gerekiyor. Keşke ben de yapsaydım. İşte bu yüzden olmuyor. Bu yüzden kaybettim. Evet. Tekrar teşekkür ederim. Teşekkürler arkadaşlar.